senin bu dilin aynı zamanda bir kalemdir. Aleyhinde ya da lehinde yazıyor. Sen sadece konuştuğunu zannetme. Ne büyük bir benzetmeyle bunu ifade etti. Konuştuğun zaman zannetme ki sadece konuşuyorsun. Aynı zamanda yazıyorsun, yazdırıyorsun. Dilinle beraber. Amma lehine, amma aleyhine. İşte orada Allah sana irade verdi. İradeni orada kullanacaksın. Geleceğini karartmamak için. Bir de bu muakkibat yine hadislere dayanarak müfessirler diyor ki insanın bir arkasında bir de önünde melek vardır. Yani her insanın yanında dört melek ayrılmaz gezer. Sen zannedersin ki ben yalnızım. Tek başımayım. Gizli yaptım. Kimse görmedi. Yalnız kaldım. En yalnız kaldığın yerde bile sen beşinci kişisin. En gizli yerde bile sen beşinci kişisin. Dört kişi daha var. Bunlar iki posta sahih hadiste naklediliyor. Diyor ki يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Sizin üzerinizde melekler sizi takip ederler. Gece ve gündüz. Gece melekleri var, gündüz melekleri var. Saat. Saatimiz Mansur. Kaçırmayalım. Mansur hocam sen. Ona çare. Şimdi gece melekleri ve gündüz melekleri, yani iki posta halinde insanın yanında bulunurlar. يَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الصُّبْحِ وَصَلَاتِ الْعَصِرِ Görev değiş tokuşları ikindi ve yatsı namazlarında olur. Yani bir grup sabah namazında geliyor, ikindi de görevi öteki gruba teslim ediyor. Onlar sabaha kadar kalıyor. Sabahleyin de onlar görevi öteki gruba teslim ediyor. يَتَعَقَبُونَ bu şekilde diyor. Sabah ve ikindi namazlarında bu melekler hepsi bir arada olur. Devir teslim. Yani 8 melek olur bu sefer yanında. 8 melek olur. Onun için sabah namazı hakkında Kur'an-ı Kerim diyor ki وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ kâne meşhûda. Bu ayette sabah namazına şahitlik edenler var. Meşhuddur. Yani şahitler bulunduğu bir namazdır. Şahitlerin toplu olduğu, hazır olduğu bir namazdır denilmesi gece ve gündüz meleklerinin orada bir araya gelmesindendir. Bu melekler bir araya gelmesinden bizim dünyamıza zahir olan bir durum şudur. O anda kainatta bir canlılık olur sabah vakti. İnsan dışındaki varlıklar melaikeyi görürler. Hayvanlar diyor peygamberimiz o melekleri görebilir. Bir şekilde hisseder. Biliyorsunuz insanın duyularıyla hayvanların duyuları farklıdır. Mesela depremi de icabında önden hissedebiliyor hayvan. Bu tamamen Allah'ın bize vermiş olduğu gözün görme kapasitesi, ışık dalga boyları farklı hayvanlarınkinde çok. Kulaklarımız da aynı şekilde işittiği sesin ses frekansları hayvanlarla çok değişik. Bunu horoz hisseder, öter. Lokman Aleyhisselam diyor ki oğluna, oğlum horozdan daha gafil olma. Horozun dahi hissedip kalktığı bir vakitte sen uyuma. Çünkü melekler Allah'ın huzuruna gidince der onlara, kulumu ne halde bıraktınız, ne halde buldunuz.
namazını vaktinde kılan kul için derler ki, ya Rabbi gittik namaz kılıyordu, döndük gene namaz kılıyordu. Bir rivayette Allah da onlara o vakit ikisinin arasında bir hatası varsa onları ben affettim der. Gittik namazda bulduk kendisini. Gelirken gene namaza durmuştu. Bu güzel bir hayal. Şimdi sorsanız çocuk ne yapıyor? Ders çalışıyordu. Gelirken ne yapıyordu? Gene ders çalışıyordu. İyi, bizim oğlan iyi yolda. Bir de deseler sana ki sabah gittim maçtaydı. Geldim Atari oynuyordu. Bu yattı bu sene. Allah her şeyi bildiği halde melekleri şahit tutarak böyle sorar. Onlar da bu cevabı kendisine verirler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Namazın önemini de buradan ne yapıyoruz? Kavruyoruz. Evet. Bu önde ve arkadaki melekler yahfazunehu min emrillah. Bunlar yandaki melekler yazıcıdır da bu öndeki arkadaki melekler ne iş yapar? Sizi korur. Her türlü cinden, şeytandan, bazı musibetlerden sizi korur. Ama öyle bir iş yaparsın ki Allah belanı verecek. Orada kader melekle senin arana girer. Kader geldi mi ilahi takdir, melek çekilir. Ecel bir kaderdir. Ecel de aradan çekilir. Bir de bir suç işlersin, aradan çekilebilir. Abdest yok, namaz yok, evuzu besmele yok. Kötülük var. Melek de çekilir aradan. Bu sefer şeytan sana musallat olur. Bu sefer dersin ki işte yok cin çarptı, yok şu oldu, yok cinciye git, yok muskacıya git, medyuma git. Ya ne gidip uğraşıyorsun? Allah'a gitsene. Aranı düzelt de o melek kovulsun, şeytanı oradan yaklaştırmasın sana. Nuska peşinde geziyor, gene namaz kılmıyor. Nuska kurtaracak onu. Ya şimdi bu biraz şirke girmez mi? Sen Allah'tan, Allah'ın göstermiş olduğu şekilde namaz kıl, abdest al, kul euzu birabbil felak oku. Cenab-ı Hakk'ın korunması altına gir. Euzu billahi mineşşeytanirracim de. Bunu demiyor. Diyor ki filanca cincinin yazdığı nuskayı taktım. Ben yine şeye devam edeceğim. O da beni koruyacak. Ne kadar yanlış bir zihniyet değil mi? Günümüzde sosyete dindarlığı dediğimiz bir dindarlık şekli var. Böyledir. Kongen partisinde, içkide, kokteylde, dansta, diskotekte, muska da burada. Muskaları da eksik olmaz. Birçoğunun bakın muskayla gezer. Oradan işi sağlama alacak, kötülüğe devam edecek. Çünkü namaz zor geliyor. İbadet, Allah'a sığınmak istemiyor. Soytarılık yapacak ya. İşte bunlar çarpık din anlayışları. Çarpık zihin. Çarpık zihin. Bu zihniyeti bir defa ortadan kaldırmak icabıdır. Senin önünde arkanda Allah'ın meleği var. Hazreti Ali diyor ki kader iyi bir kalkandır. Çünkü kaderinizde olmayan şeyden sizi bu melekler korur diyor. Ama kader geldi mi melek orada durur. Kader insanı koruyan bir kalkandır diyor. Yalnız kaderi değiştirir mi? Efendim? Dua kaderi değiştirir mi? Peygamberimiz diyor ki sadaka belayı def eder. Şimdi biraz evvel bahsettim ya, insanın iradesinin sınırı ne kadar? Bir insan bir kötülük yapıp
bir belayı, dünyada bir belayı hak etti mi, Allah ona bir bela verecekse, istediği kadar tedbir almaya çalışsın, önüne geçemez. Bakın orada Allah müdahil. Sen burada tedbir almaya çalışıyorsun ama arkada adam elini açıp ah ediyor, Allah'ım diyor, ver belasını. Hakkımı yedi, malımı aldı, bana şöyle zulüm etti. Sen istediğin kadar tedbir al, oradan adam bağırıyor. Allah ikinizin de Allah'ı. Sen buradan diyorsun, oradan diyor. Kim haklıysa onun gidin şey yapacak. Şimdi sen nasıl engelleyeceksin bunu? Bir de var ki, işte sadaka, iyilik. Adam oradan Allah'a yalvarıyor, Allah'ım koru onu. Allah'ım ondan razı ol. Şimdi orada da Cenab-ı Hak senden, senin iraden dışında bir musibeti kaldırır. Bunların hepsi kaderdir. Bizim için bunlar yeni olaylardır. Fakat Allah'ın ilmi ezelisinde kimin ne zaman ne sadaka vereceği ya da kimin ne zaman ne kötülük yapacağı hepsi bilindiği için herkesin kaderi de ona göre Allah katında şekillenmiştir. Bize kayıptır. Biz işte sadaka verdik yeni. Ama senin yarın ya da önümüzdeki sene ömrün varsa sadaka verip vermeyeceğini Allah seni yaratmadan biliyor. Ona göre her şey onun indinde bellidir. Ona göre zaman mevhumu yoktur. Cenab-ı Hak için geçmiş, şimdiki zaman, gelecek gibi mevhumlar yoktur. Çünkü Allah zamanın üstünde bir varlıktır. Zaman dışındadır. Zaman ötesidir. Zaman onu kuşatmaz. Zaman bizim içindir. Bu hayat bir filmin şeridi gibi yaşanıyor. Allah onun dışında ve hepsini ihata eder bilir. Evet. Daha fazla zamanınızı almayalım. Gözlerinizde böyle bir şeylik hissettim. Sıcaklıktan mı hocam? Bu herhalde havasızlık var. Bir soru sorayım hocam son bir kez de. Müsaade ederseniz. Yani şey, nefislere verilen o vesveseye bu melekler ne kadar müdahale edebiliyorlar? Eder mi? Yani eder. Şeytanı kovar, uzaklaştırır. Ama işte kulevuzu bir abbil felak, kulevuzu bir abbil nas okuyan, evet, abdest alan, namaz kılan bir insan olacaksın. Allah ile arayı bozdun. Melekler isayetin, günahın olduğu yerde görevli olanların dışındakiler durmaz. Şimdi biz o dört melek dedik ya, o zaten yani senden ayrılmayan bir olay. Bir de meleklerin hazır bulunduğu ortamlar vardır. Meleklerin terk ettiği ortamlar vardır. Bu şeytanla melek zıt kutuptur. Yani ters. Bir var ki mıknatıs birbirini çeker. Bir de var birbirini ne yapar? Ters kutuplar iter. Meleğin girdiği yerde şeytan cin barınamaz, kafiri. Meleğin terk ettiği yerde onlar doluşur. Melek hangi ortamlarda bulunacağını siz tahmin eder bilirsiniz. Anlatmaya gerek yok. Hangi ortamları terk edeceğini de bilirsiniz. O meleklerin bulunmayacağı ortamlarda geziyorsan, evini de o şekle sokmuşsan, senin evde kavga, gürültü, patırtı, vesvese eksik olmaz. Neden? Çünkü şeytan girdiği yerde böyle beyefendi gibi oturup kahve içmez. Şeytanın bir işi var, onu yapar. İşini yapmayan adam şeytandan bile kötüdür. Şeytan işini hiç aksatmaz. Girdi mi eve, açtın paparazzi programını sen evde, efendim televizyonda soktun eve şeytanı. Geldi şeytan, kahvesini içer içmez hemen hanıma dokunacak. Bu adam işte şöyle, başlar sana hanım bu sefer, seninle didişmeye, yoktan yere. Bir bakarsın ki şimdi hanım biraz sakinleşti, senin asabiyet bozuldu. Onu kıvamına getirdi ya, onu bırakıyor ondan sonra sana. Ve huzur bırakmaz. Bu yani, bunun başka hiçbir şeyi yok, bunu bilin. Onun için dünyada huzur bulmak istiyorsanız Allah, ahirette huzur bulmak istiyorsanız Allah. Bu kadar basit. Lillahi'l-Fatiha.